Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Günün yorumunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında bugünün yorumunun ana hissesi Astor arkadaşlar. Astor gerçekten de bekleneni yapıyor. Gerçekten de hani o seçimler sonrası, bayram sonrası haftalardır yerinde sayan, şu bölgede yerinde sayan Astor ikili kanal hedefinin içerisinde yükselişlerine başladı. Daha doğrusu hedefe doğru ilerliyor arkadaşlar. Bugün BIST 100 endeksi 0,41 %0,41 yükselerek 6.368'de kapattı arkadaşlar. Karışık bir durum seyri vardı. Hani Sasa ve Hektaş kah artıya geçti, kah aşağıya düştü. Şişecam güzel bir performans gösterdi bugün. Yani uzun zamandır beklediğimiz, aslında Şişecam'dan bir yükseliş beklentimiz hep var. Ama Şişecam nazlı kızımız, nazlı bebeğimiz gibi yavaş yavaş, lime lime, kararlı bir şekilde bizce ilerlemeye devam edecek. Hani demir çelik sektöründe İstemir, Ereğli Demir Çelik, bunlar yurt dışından gelecek bazı haberleri bekliyor. Ama özellikle turizm sektörünün canlılığının devam etmesiyle TAV Havalimanları, Pegasus ve Türk Hava Yolları öncülüğünde borsamız yükselişine, para girişine devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Geldiğimiz noktada bugün bizim için üzücü bir durum gerçekleşti. 2 gündür Europower, ne yazık ki diyorum, kendim için ne yazık ki diyorum, yarın Europower almak zorundayım. 2 gündür Europower tavan tavan gidiyor arkadaşlar. Yahu tamam dedik ki şöyle dinlenme aşamasını atlat. Ondan sonra bakarız senin durumuna dedik. Şu elipsi şuradan tuttuk mu, çektik mi? Sanırım evet. Yani şu bölgede olduğu gibi bir dinlenme sürecinde biz hani hisse toplayalım. Hani acele etmesin. Hani patır patır yükselmesin demiştik Europower. Ama geldiğimiz noktada 1, 2, 3, 4 defa tavan oldu. Bugün 137,9'dan kapattı arkadaşlar. Umarız küçük yatırımcıyı üzmez. Umarız küçük yatırımcı para kazandırmaya devam eder. Ama biz yarın 7 günlük sigara parasıyla yine Europower alımı yapmaya devam edeceğiz. Tamam diyeceksiniz ki yahu sigaraya da zam geldi. O yüzden Europower'a da zam geliyor. Evet, ama sanki Europower biraz daha hızlı gidiyor gibi arkadaşlar. Forte'den zaten bahsetmek istemiyorum. Yahu yeter, yeter, yeter. Kaçıncı? Bu kaçıncı tavan? Şuna bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. tavanı gördü bugün Euro Forte. Geldiğimiz noktada 66 lira 30 kuruş oldu arkadaşlar. Hatırladığım kadarıyla halka arzdan hisseyi taşıyan bir kişi şu an %450 kâra geçti. Yahu böyle bir halka arz furyası bitti diyenler acaba Forte'yi görüyor mu şu an? Forte'nin bu gidişatı acaba Astor'u, Europower'ı hatırlatacak mı acaba arkadaşlar? Tabii ki bugün Perşembe, biz hani bir SPK'dan halka arz açıklaması, halka arz onayı beklerdik de yazık ki gelmedi. Biz dönelim dolaşalım tekrar Astor'umuz. Dediğimiz gibi Astor ikili kanalın içinde hareket etmeye devam ediyor arkadaşlar. Bugün şu şekilde grafiği tekrar paylaşmak istiyorum. Trade Hunter'ın daha önce paylaştığı bir grafik arkadaşlar. Biliyorsunuz çanak kulp formasyonu vardı Astor'da. Şurayı görüyorsunuz bakın. Şu çanağı, şu kulbu, şu çanağın derinliği kadar yükselişi 93'e işaret ediyor. Şurada bir bayrak flama yaptı ve şurada o flamayı kırdı. Yani nasıl öğrenmişiz biz, hani tekniği bilmiyoruz bilmiyoruz ama bakın şunu okumayı en azından becermişiz. TradeHunter'e teşekkür ediyoruz. Yani Astor'un bugün yarın kısa vade hedefinde 93 TL var arkadaşlar. O da tam şuralara denk geliyor. Evet, şuralara denk geliyor ama bizim çizdiğimiz kanal hedefi 101 TL'lere kadar, 100 TL'lere kadar çıkacak. Yani 3 haneli rakamı Astor'un kısa vadede görmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Bugün Borsa Filozofu da paylaşmış. Astor günlük kapanışı 83.25'ten olmuş. Bir haftadır satış tarafında olan BOFA
Bank of America yani bugün 750 bin lot alış yapmış arkadaşlar Astro'dan. Biliyorsunuz yabancıların bugünlerde alım yaptığı hisselerin başında Türk Hava Yolları geliyor. Yine Astor geliyor. Astor'un satışı vardı ama bugün alış tarafına geçmiş. Lotlar el değiştiriyor diyor borsa filozofu. Bu süre zarfında RSI düzeltme yaptı. Bayrak formasyon oluştu. 81-20 üzerindeki kapanışta formasyon onaylandı. 3 günlük düzeltme yeni hedef ve sıçramalar için temel oldu diyor. Şimdi şunu kabul edelim. Astor popüler bir hisse. Popüler hisseyi yabancılar da alır, yerliler de alır. Ama bunu nereye kadar taşırlar? Acaba 100 TL'lere kadar taşıyıp sonra hop aşağıya tekrar vururlar mı? Buna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Yani Astor şuradan şöyle gelip şuradan şöyle bir aşağıya vurma yaparlarsa şurası çok güzel bir alım yeri olabilir Astor'da. Geldiğimiz noktada borsa filozofu da bir grafik paylaşmış. 81-20 kırıldı ve bayrak formasyonu onaylandı. BOFA adeta grafik mühendisi edasıyla alış ve satışlarıyla grafiği çiziyor diyor. 90 üzerinde sert hareketler bekliyorum diyor. Borsa filozofu Europower'da da doğru bilmişti. Europower'ın da hedef sonrası sert hareketler beklediğini söylemişti ve öyle olmuştu. Şu an Europower 137'lere kadar çıktı arkadaşlar. Astor'da da borsa filozofunun beklentisinin gerçek olacağını düşünüyoruz. Bakın şuradaki flama formasyonu kırıldı ve yeni hedef 110 TL olarak gösteriyor. Bayrak formasyonunun hedefi şurası arkadaşlar. Şu bayrak direği şurası. Bakın. Şu bayrak direği kadar yükselme öngörülüyor. 90 TL çanak formasyonu şurası. Çanak formasyonun tavanı az önce 93 TL olarak göstermiştik ya şurası. Evet. 90 TL çanak formasyonu, 100 TL psikolojik direnç şurası. Evet biliyorsunuz 3 haneli rakama geçti. Orada psikolojik bir direnç oluşuyor arkadaşlar. Ve 110 TL bayrak formasyonunun tepesi. Gerçekleşir mi? Gerçekleşir. Buradan düşürürler mi? Olabilir. Düşürmeden tavan tavan serisi devam eder mi? Edebilir. Astor'a güveniyoruz. Ama her zaman dediğimiz gibi. Her zaman söylediğimiz gibi. Yüklü parayla şu vakitten sonra giriş olmaz. Yüklü parayla nerede girecektik? Şurada girecektik. Şurada girecektik. Şurada girecektik. Anlaşıldı mı? Yüklü parayla giriş yapmıyoruz arkadaşlar. Kademeli alım candır. Alamıyorsanız yükselişin bitmesini bekleyin. Yedek akçe biriktirin. Bitti. Bu kadar. Yani bunun daha açık bir söylemi olamaz. Astor popüler bir hisse. Geleceğin sasası olabilir, Hektaş olabilir, Ford olabilir. Astor 80 ülkeye yaptığı ihracatla enerji yan sanayi ürünleriyle enerji tedariği sağlayan oradaki makinelerle, transformatörlerle gerçekten de ülkemizin medarı iftarı olmaya adaydır. Tabii ki 3 haneli rakamları geçtikten sonra Astor'dan bir bedelsiz sermaye atışı bekleriz. Neden olmasın? Ama dediğimiz gibi kademeli alım candır. Dediğimiz gibi biriktirmek candır. Satış tuşunu unutun. Ben ne zaman derim kar alın? Ne zaman derim arkadaşlar? Yani şöyle bir grafikte yeni halka arz olmuş bir hisse. Bunun sas olduğunu düşünün. Şimdi bakın. Sasa'da ne zaman kar aldık? Ya da Sasa'da satış tarafına ne zaman geçtik? Şurada 13'lerde, 19'larda, 23'lerde, 25'lerde toplayanlar geldi burada 80 liralarda satış yaptı. Eski bölünmemiş haliyle 180 liralarda satış yaptı ve bir şelale görüntüsü oluştu. Şurada bir düzeltme oldu. Bu düzeltmede toplamalar yapıldı. Tabii ki yukarıdan alanlar ne yazık ki kol kesmek zorunda kaldı. Ama Sasa'da gideceği yeri biliyor. Tekrar yükselişe geçecektir. Astor'da aynı grafiği beklemiyoruz ama hani diyorum ya bizde sat tuşu yok. Aslında sat tuşu var. O da ne zaman?
hissenin beklentilerimiz dışında hareket etmeye başladığı zaman, hangi hisse olursa olsun, Astor yarın öbür gün, örnek veriyorum, 10 tavan yapsa, mesela başlasa tavana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 10 gün içinde atıyorum 200 TL'yi geçse Astor. Ne yaparsınız? Ben söyleyeyim size ne yapacağınızı. En kötü ihtimalle ana paramı çekerim. İyi ihtimalle yarısını satarım. Belki hepsini satarım. Niye? Yani Astor'un eğer bilançosunda bir değişiklik yoksa, sermayesinde bir değişiklik yoksa, 10 gün, 15 gün üst üste tavan giden bir hisse, hangi hisse olursa olsun, o FK'lar, PD'ler, DD'ler çıldırmış bir şekilde yükselmeye başlarsa, o hissede bir sıkıntı var demektir. 15, 20 tavan, 10 tavan üst üste yapan, yani şu grafiğin üzerine diyorum, yani ben Forte'den bahsetmiyorum. Forte yeni halka arz olmuş bir hisse. Tabii ki bu da bir düzeltme yapacaktır. Zamanında Kontrol Matiğin yaptığı gibi, bakın, şurayı görüyorsunuz değil mi? Şurayı görüyorsunuz. Şu bölgedeki gibi, örnek veriyorum, Astor şu bölgedeki gibi bir yükseliş sergilerse, en kötü ihtimalle ana paramı çekerim. İyi ihtimalle yarısını satarım. Yahu derim ki, ya tamam, bu hisseden artık hayır yok. Nereye gideceği belli değil. Ne yaptıkları belli değil. Dedikleri noktada o hangi hisse olursa olsun ben o hissede vedalaşırım. Tekrar düşmesini beklerim. Uzaktan takip ederim. Neyse arkadaşlar, yine çok konuştuk. Bugün Astor gerçekten güzel bir performans gösterdi. Sadece bugün değil, bence Astor'un geleceği güzel, parlak. 3 haneli rakamlara ulaşacak ama tekrar düzeltme yapar mı? Düşer mi? Aşağıdan tekrar mı yükselir? Yeni bir formasyon mu oluşur? Endeksin düşmesini mi bekler? Ya da ne bileyim, değişik bir durum mu gerçekleşir? Bunu bilemiyoruz. O yüzden kademeli alım candır. O yüzden yedek akçemizi biriktirmeye devam edelim. Alım yapacaksak yüklü alım yapmayalım. Ufak ufak olalım. Düşüşleri bekleyelim arkadaşlar. Şuradaki hareketli ortalamaları takip edelim. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük hareketli ortalamalar yakınsarsa orada alımlarımızı yapalım. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Astor'u beğeniyoruz. Astor'un yanında Euro Power'ı da beğeniyoruz. Yarın Euro Power'ın alışımızı da yapacağız. Tekrar görüşürüz. Umarız Euro Power çok yükselmez artık. Biraz beklesin, değil mi? İyi akşamlar.